globalleşme konusuna ve bu konudaki bazı teorilere ve farklı bakış açılarına bir bakalım. Globalleşme genel anlamıyla kültür, para ve ürünlerin ülkeler arasında paylaşılmasıdır. Bu durum, uluslararası ticaret, ulaşım ve iletişimdeki gelişmeler sayesinde gerçekleşir. Globalleşmenin yeni gelişen bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında uluslararası ticaret, Yüzyıllardır sınırlar arasındaki değişimleri etkiliyordu. Asya'nın doğusundan geçen İpek ve Baharat Yolları ticareti, milattan önce 1. yüzyıl kadar erken bir tarihte başladı. Bu ticaret yolları farklı kültürleri birbirleriyle tanıştırdı ve farklı ulusların ekonomilerini birbirine bağladı. 16. yüzyılda deniz taşımacılığı yapan Britanya ve Hollanda imparatorlukları da Aynı şekilde buna katkı sağladılar. Globalleşme aynı zamanda sosyal bir süreçtir. İnsanlar coğrafi, politik ve sosyal sınırlarının öbür tarafında kalan diğer kültürlerin ve insanların daha çok farkına varmaya başlar. Globalleşmeye katkıda bulunan faktörleri sıralayalım. Farklı ülkelerin ekonomik yönden birbirlerine karşılıklı bağımlılığı, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve genel anlamda teknolojinin ilerlemesi. Globalleşmeye dair çok sayıda teori vardır. İlk olarak, dünya sistemi teorisine bakalım. Dünya sistemi teorisi, ülkelere tekil olarak bakmak yerine, dünyanın bir bütün olarak önemine odaklanır. Dünyayı üç bölgeye ayırır merkez ülkeler, çevre ülkeler ve yarı çevre ülkeler. Merkez ülkeler Batı Avrupa ve Birleşik Devletler gibi alanları kapsar. Bu ülkelerin güçlü bir merkezi hükümetleri ve bunu desteklemeye yetecek kadar vergileri vardır. Ekonomik olarak çeşitli alanlara yönlenmiş, endüstrileşmiş ve dış kontrolden kısmen bağımsız hale gelmişlerdir. Güçlü bir orta ve işçi sınıfı vardır ve ham maddeden çok işlenmiş ürünlerin üretimine odaklanırlar. Çevre ülkeler Latin Amerika ve Afrika'daki ülkelerdir ve diğerlerine oranla zayıf bir hükümetleri vardır. Ham maddelerin ihracatı gibi tek bir tipteki ekonomik faaliyete bağlıdırlar. Fakir ve eğitimsiz insan yüzdesi çok yüksektir. Ekonominin çoğunu elinde tutan Kısıtlı sayıda insandan oluşan bir üst sınıf vardır. Bu durum ülke nüfusunda dev bir eşitsizlik yaratır. Bu ülkeler merkez ülkelerden ve ulus aşırı şirketlerden büyük ölçüde etkilenirler. Bu da çevre ülkelerin gelecekteki ekonomik potansiyellerine, imkanlarına zarar verebilir. Hindistan ve Brezilya gibi yarı çevre ülkeler merkez ve çevre arasında orta bir alan oluştururlar. Merkez ve çevrenin ortasında bulunurlar. Genelde uluslar arası ticarete hakim değildirler, ama kısmen çeşitlendirilmiş ve gelişmiş bir ekonomileri vardır. Bu yarı çevre ülkeler, endüstrileşmiş merkez ülkelerin seviyesine yükselen çevre ülkeler veya tam tersi çevre statüsüne inen merkez ülkeler olabilirler. Dünya sistemi teorisi değişken bir yapıdadır, ama kültür faktörünü ve hatta Tekil ülkelerin sınıf çatışmalarını unutarak ekonomiye ve merkez ülkelere çok fazla odaklandığı için eleştirilir. Ardından modernizasyon teorisi geliyor. Bu teori tüm ülkelerin geleneksel toplumdan modern topluma geçerken benzer bir gelişme yolunu izlediklerini ileri sürer. Teori gereken destekle Geleneksel ülkelere günümüzün modern ülkelerinin sahip olduğu şekilde gelişme kazandırılabileceğini varsayar. Ülkenin yeni teknolojilere uyum sağlaması esnasındaki sosyal iç dinamiklerini ve meydana gelen politik ve sosyal değişimleri inceler. Bağımlılık teorisi modernizasyon teorisine tepki olarak doğmuştur. Bu teori ülkeler arasındaki eşitsizlikleri incelemek için dünya sistemi teorisindeki merkez ve çevre ülkeler fikrinden faydalanır. Temelindeki fikir şudur. Çevre ülkeler veya üçüncü dünya ülkeleri diyelim, fakirdirler ve ham maddelerini zengin merkez ülkelere, yani birinci dünya ülkelerine ihraç ederler. Bunun sebebi, gelişimin daha erken bir aşamasında olmaları değil, dünya sistemine en başından gelişmemiş bir ülke olarak entegre edilmiş olmalarıdır. Bu ülkelerin gelişmiş ülkelerde görülmeyen kendilerine has yapıları ve özellikleri vardır ve kendilerini gelişmiş bir ulusa dönüştürecek bir ivme kazanmayacaklardır. Ekonomik konumları elverişsizdir. Yani ilerleme ve gelişme olanağına bile sahip değildirler. Daha zengin uluslara bağımlı kalacaklardır. Bunlar globalleşmeye dair teorilerden sadece birkaçı. Kültür veya sosyal ağ oluşturma, ekonomi, politika ve hatta ticari malları inceleyen çok daha fazlası var. Dünya artık işlek ve hareketli bir yer. Olaylar ve durumlar dünya çapında bir etki yaratabiliyor. Globalleşmeyi ele almanın farklı yolları da var aşırı küreselleşmeci yaklaşım, globalleşmeyi insanlık tarihindeki yeni bir çağ, mantıklı, yerinde bir süreç olarak görür. Ulus devletlerin önemi büyük ölçüde azaldıkça ülkelerin ekonomileri birbirine karşılıklı olarak bağımlı hale gelmiştir. Çok sayıdaki tekil ülke tek bir küresel toplum haline gelmiştir. Ama teorisyenler bunun iyi olup olmadığı konusunda aynı fikirde değiller kuşkucu yaklaşım, globalleşme konusunu eleştirel olarak ele alır. Günümüzün bu uluslararası sürecini globalleşmişlikten çok bölgeselleşmiş hale gelmek olarak görürler. Yani ülkelerin sınırları önemini yitirmiyor. Üçüncü dünya ülkeleri, küresel ekonomiye birinci dünya ülkelerininki gibi çıkarlarla dahil edilmiyorlar. Kuşkucular, şu anki ekonominin küresel kapitalizme doğru ilerlediğine inanmıyorlar. Ulus aşırı şirketler hala ana vatanlarına bağlılar ve ulusal sınırlar hala her zamanki kadar önemli. Son olarak dönüşümcü yaklaşımdan bahsedelim. Dönüşümcüler belirli bir sebep veya sonuç öne sürmezler. Ulusal hükümetlerin değişiyor olduğunu ve belki de önemini yitirdiğini düşünürler. Ama onlara göre bu değişimi çok basit bir şekilde açıklamak zor. Radikal kuşkucular, üçüncü dünya ülkelerinin ötekileştirilmesi konusuyla meşgulken, dönüşümcüler yine sadece dünya düzeninin değişiyor olduğunu görürler. Ne şekle girdiğinden emin değiller. Sadece yeni bir dünya düzeninin gelişmekte olduğunu görüyorlar. Dünya düzeninin değişimini etkileyen çok sayıda faktör olduğunu öne sürüyorlar. Ama bu değişimlerin sonucunu henüz bilemeyiz diyorlar. Globalleşme toplumda çok fazla değişikliğe sebep olmuştur. Farklı uluslar, yabancı kültürler tarafından ele geçirilince, uluslararası terörizm ve sivil kargaşaya sebebiyet vermiştir. Aynı zamanda, farklı ülkelerin birbirine karşılıklı olarak bağlı olması sebebiyle, küresel bir topluluğa yöneltilen bir dünya ekonomisi yaratmıştır.